Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selam ala seyyidil evvelin vel ahirin ve şefi'il müznibin Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal innel Kur'ane unzile ala seb'ati ahrufin fe eyye zâlike kara'tum fekad esabtum fe la tumaru fihi fe innel mirâe fihi küfrun. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah cümlenizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerini okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Allah cümlemizi Peygamber Efendimizin yolunda daim etsin, şefaatine mazhar etsin, ahirette komşu eylesin ona. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce, başta Peygamber Efendimizin ruhuna hediyemiz olsun diye, sonra onun âline, ashabına, etbaına, cümle saadat ve meşayih turuk aliyemiz, evliya Allah büyüklerimiz, mürşid-i kamillerimiz, meşayih-i vasılınimizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan, vesair sahabeden Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain, Şeyhimiz, Üstadımız Kutbul Aktab, Muhammed Zahid Kutku İbni İbrahim el-Burusevi Hazretlerine kadar Turuk-u Aliye'mizden güzeran eylemiş olan saadatımızın, meşayihimizin ruhlarına hediye olsun diye. Uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz sevgili kardeşlerimin, ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye, bu beldeleri fetheden Fatih Sultan Mehmed Han'ın ve ordusu mensubu mübarek mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ve bütün İslam cihatlarına katılmış, ülkeler fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye bizlerden ve bu kitabın içindeki hadis-i şerifleri bize kadar nakil ve rivayet etmiş olan alimlerin, fazılların, kamillerin, ravilerin, muhaddislerin ruhlarına hediye olsun diye ve bu eseri yazmış olan, cem ve te'lif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendimizin ruhuna hediye olsun diye, o mübareklerin manevi yardımları, himmet ve teveccühleri üzerimize olsun diye, bizler de Allah'ın sevdiği kullar olarak yaşayalım, iki canda aziz ve bahtiyar olalım, ahirette Peygamber Efendimiz'e komşu olalım diye bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyup ruhlarını hediye edip öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim.
Demin metnini okumuş olduğumuz birinci hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretlerinin Peygamber Efendimize göndermiş olduğu vahiylere, onlardan ibaret olan kitaba Kur'an-ı Kerim diyoruz. Kur'an kelimesi aslında Arapçada fu'lan vezninde mastardır. Okumak demek. Ama okunmuş olan şeye de isim oluyor. Kur'an-ı Kerim yani Allah tarafından soylu, asil bir şey efendim, söz olarak Peygamber Efendimiz'e okunmuş, bildirilmiş vahiyler demek oluyor. Onun için zeyyinül Kur'an'a bi asfatüküm hadisi şerifi vardır. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Name ile yani makam ile okuyarak efendim güzel bir eda diyelim, makam demeyelim de musiki gibi anlaşılmasın. Okunmasını ifade ediyor. Alimler tereddüt etmişler. Kur'an-ı Kerim'in süslenmeye ihtiyacı mı var yani? Bu söz ne demek diye merak etmişler. Üzerinde durmuşlar bu meselenin. Haceti meşşata nist ruyu dilaram ra diyor şair. Farsça bu. Güzel yüzün süsleyiciye ihtiyacı yoktur demek yani. Zaten güzel. Ay parçası gibi pırıl pırıl efendim süslenmeye ne ihtiyacı var? Kur'an-ı Kerim'in süslenmeye ne ihtiyacı var diye efendim izah aramışlar. İzah nedir? Zeyyinül Kur'an'a bi asfatikum, Kur'an-ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz demek değil. Kıraatinizi sesinizle süsleyiniz demek. Yani okuyuşunuzu, kendinizin okuyuşunu düz okumayın. Elhamdülillahi rabbil alemin. Öyle değil. Makam ile Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bu başka türlü bir okuyuş, ötekisi düz okuyuş. Yani böyle sesinize bir huşurlu, vakarlı, efendim ciddi bir makam, name, eda vererek okuyun manasına. Onu da böylece izah etmiş olduk. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'tan Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e gönderilmiş vahiylerin topluluğundan, toplanmasından meydana gelmiş mukaddes kitabımız, başımızın tacı, rehberimiz, bizi kurtaracak olan, Allah'ın rızasına götürecek olan kitabımız, Allah'ın ipi sarıldığı zaman insanın kurtulacağı, uçurumdan çıkacağı, kuyudan kurtulacağı ip yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim, innel Kur'an ünzile ala sebatü ehruf. Kur'an-ı Kerim 7 harf üzere inmiştir diyor Efendimiz. Tabi Arapçada harf kelimesi bizdeki gibi tek harf manasına gelmez. Hani A bir harf, B bir harf, C bir harf. O manaya değil. 7 harf üzere inmiş demek, 7 eda, 7 usul, 7 vecih, 7 tür üzere inmiştir demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in biz şimdi bir çeşit rivayetini okuyoruz. Bizim okuduğumuz. Ama kıraati seb'a vardır. 7 kıraat vardır. Kıraati aşere vardır. Biz efendim küm deriz. Mesela Rabbuküm deriz. Mesela bir yerde de Rabbukumu diyor bir rivayet. Yani o biraz daha başka bir şekli. Bunu neye benzetebiliriz? Hani Türkçe'de de bazı kelimelerin bölgeden bölgeye değişmesi var. Onun gibi aynı kelime ama biraz bu anlıyoruz. Bu adam Kayserili, bu adam Konyalı, bu adam Laz, Karadenizli belli, bu adam Kürt. Doğu Anadolu'dan gelmiş belli, anlıyoruz. Türkçe konuşuyor, aynı kelimeyi konuşuyor ama ağzından anlıyoruz. Onun gibi Kur'an-ı Kerim 7 vecih üzere inmiştir. Neden? Birçok kabile var. Adamlar zaten ümmi, zaten cahil. Değiştiremez ki ağzını birden. Radyo yok ki,
efendim mecma yok ki, gazete yok ki, mektep, medrese, tahsil imkanları, yaygın eğitim, örgün eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı vesaire yok ki böyle şeyler. Adamlar işte bildiği gibi konuşacak. Eğer o küm dediğin şeye kümü diyorsa öyle diyecek, öyle demeye devam edecek. Rabbüküm demeyecek de Rabbükümü diye okuyacak o öyle. Tamam. Okuyabilir. Çünkü mana aynı, kelime aynı. Değişmez. İşte Kur'an-ı Kerim böyle yedi vecih üzere inmiştir. Feeyye zalike karatüm fakat esaptüm. Hangi vecih üzere okursanız isabet etmiş olursunuz, hata etmemişsiniz. Ya hocam, işte ben o öyle okuyor da ben böyle okuyorum. Bazen burada çok büyük alim, hafız, kurra gelirse okur, bir ayeti baştan alır, bir daha okur, baştan alır, bir daha okur, baştan alır, bir daha okur. Ne yapıyor? Dikkatli dinle bak, dikkatli dinlersen bazı kelimelerde okuyuşu değiştiriyor. Meddi uzatmayı değiştiriyor. Bazı kelimeleri efendim bağlamasını, durmasını başka türlü yapıyor da işte ya böyle okunacak, ya böyle okunacak, ya böyle okunacak. Bu da olur, bu da olur, bu da olur demek. Yani Kur'an-ı Kerim'i insan ezberlerse ona hafız diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in hafızı maşallah. Ne güzel bir nimete mazhar olmuş. Hafız mübarek. Alnından öperiz. Efendim büyük bir rütbe paye. Ama bazısı Kur'an-ı Kerim'in 7 kıraat üzere, kıraati aşere üzere okunmasını biliyor. Aldı mı? Efendim şu kıraat, bu kıraat filanca alimin okuyuş tarzı, filanca ravinin okuyuş tarzı diye onları okuyor. Hepsi olur. Hepsi mümkün. Hepsi isabetli. Hangisini okusanız isabet etmiş olursunuz. فَلَا تُمَارُوا ف۪يهِ Sakın Kur'an'da münakaşaya kalkışmayın. Seninki yanlış oldu, benimki doğrudur vesaire diye çekişme, münakaşaya Kur'an-ı Kerim üzerinde kalkışmayın. Neden? فَاِنَّ الْمِرَاءَ ف۪يهِ küfrün. Çünkü Kur'an-ı Kerim üzerinde münakaşa küfürdür. Yani insanı küfre götürür. Ya yanlış iddia ediyorsan, oyuncak mı? Telin üstünde oyun oynanır mı? Cambazın ipinin üzerinde oyun oynanır mı? Pat diye düşer insanın kafası patlar aşağıda. Oyuncak yeri mi orası? Kur'an-ı Kerim oyuncak mı? Münakaşa yeri mi? Aman ha! Orada oyun olmaz, orada şaka olmaz, orada iddia olmaz. Ya sen haklısın, ya haksızsın. Haksızsan o zaman olur mu? Kur'an-ı Kerim'de haksız bir şeyi iddia etmiş olacaksın. Münakaşa olmaz. Münakaşa etmeyin. فَلَا تُمَارُوا ف۪يهِ Onun için yedi vecih üzere inmiştir Kur'an-ı Kerim. Sakın bundan dolayı birbirinizle münakaşa etmeyin. Senin okuyuşun yanlış oldu, seninki fasih oldu, benimki bölge ağzı oldu, filanca kabilenin şekli oldu. Öyle demeyin yani. O da olur, o da olur, o da olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de münakaşa küfürdür. Küfür tehlikesi vardır. İnsanı küfre götürebilir, inkara götürebilir, kendisi yanlış yapabilir, doğru söylenen bir şeyi inkar ettirebilir. Evet, onun için büyüklerimiz diyorlar ki, yeni yetişme bir insan, daha işte İslam'ı öğreniyor, tamam, Müslüman oldu, namaza başladı, aferin, güzel, halleri değişmeye başladı, güzel, hemen Kur'an-ı Kerim mealini okumaya kalkmasın. Neden? Aklı almaz, anlamaz, tam kavramaz, benim aklıma burası yattı, burası yatmadı, ben bunu şöyle izah ediyorum, bana kalırsa bu böyle. Sen daha dur bakalım, daha küçücük bir yavrucuksun sen, cikciksin sen daha. Ne oluyorsun böyle, Kur'an üzerinde konuşacak insan değilsin ki. Sus, alimlerin bir kitaplarını oku bak. Ömürlerini geçirmiş derya gibi alimler, onlar neler söylüyor bir dinle. İlk önce büyükleri dinle. İlkokuldaki çocuk, üniversitedeki profesörü tenkit edebilir mi? Edemez. Neden edemez? Hocam artık bu soru da sorulur mu? İnsaf ya. Yani o çocuk, bu profesör. Bu çok çalışkan bir çocuk. İlkokulun birinci sınıfında teşekkür almış. Ne alırsa alsın. 1000 tane teşekkür alsa daha çok fırın ekmek yemesi lazım. Fırınlara çok ekmekler atılacak. O ekmeklerden çok satın alınacak. O çocuk o ekmeklerden çok yiyecek. Uyuyacak da büyüyecek.
Ondan sonra adam olacak. Öyle kolay mı? Birdenbire insan adam olmuyor ki. Ben bazen çocukların çenesini tutuyorum. Nerede sakalın diyorum. Şaşırıyor tabii. Büyüyünce çıkacak. Yani hemen çıkmaz ki sakalı, birden çıkmaz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş şey yapacak. Ha, onun için Kur'an-ı Kerim'in mealini filan okuyup da efendim müçtehitliğe kalkma. Haddini bil, kenarda dur. Yüzme bilmeyen insan gidip de Karadeniz'in ortasına cümp diye atlamaz. Karadeniz bu. Şakası yok. Sahilde olanları bile alıyor, yutuyor. Oyuncak değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'de münakaşa etmeyin. Peki hocam, dinimizi nereden öğreneceğiz? Dini en iyi bilen, en takva sahibi, en selahiyet sahibi alimlerin kitaplarını okuyacaksın. Oradan anlayacaksın incelikleri. Mesela bir misalle, hani misal olursa insan "hah, şimdi daha iyi anladım" der. "Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn." Sadakallahu lazim. Böyle bir ayet var. "Ve'bud rabbeke." Rabbına ibadet eyle. "Hatta ye'tiyekel yakîn." Sana yakîn gelinceye kadar Rabbına ibadet eyle. Tam böyle Arapçayı bilen, yeni Arapçaya başlamış bir insan, tercüme et bakalım, 40 mana ver bakalım. Böyle bir tercüme eder işte bunu. Yakîn ne demek? Yakînin bir manasını biliyoruz ki, tereddüt, şek, şüphe olmayan inanca derler yakîn. Bunun böyle olduğunu yakînen biliyorum. Ne demek? Yani şekkim, şüphem, tereddüdüm vesairem yok. Biliyorum ya, işte artık bunun çok iyi biliyorum. Ya Amerika diye bir kıta var mı yok mu acaba dünyada? Var. Nereden biliyorsun? Ya kesin biliyorum. Gördün mü Amerika'yı? Görmedim ama gene kesin biliyorum. Artık yani kesin bilgi. İşte böyle, hani Amerika'yı görmediği halde efendim Amerika'nın olduğunu bilen bir insan gibi kesin biliyor ya Amerika var diye. Yok diyene kızacak ya, münakaşa edecek ya. Öyle inanca yakîn deniliyor. İ'si uzun. Yakın değil. Uzağın zıttı olan yakın kelimesi benziyor ama o ayrı bir kelime. O Türkçe. Yakîn, şeksiz inan. Tam iman. Tam inanç demek. Sana tam inanç gelinceye kadar ibadet et. E sonra tam inanç geldi mi git yatak odasına, sırt üstü yat. İbadet yapma. Öyle mi anlaşılacak bu? Bazısı öyle anlamış ha. Bazı aptallar, bazı fesatçılar. Aptal da değil, dini bozmak isteyenler. Niye namaz kılmıyorsun? Bahane. Namaz kılmamaya bahane, ibadet yapmamaya bahane. Yani biz Allah'a erdik, artık ibadete lüzum yok. Şeytan da kandırıyor bazı insanları. Sen olgunlaştın, armut gibi oldun. Tamam, artık sen namaz kılma. Armut gibi olmadın, kabak gibi oldun. Efendim, namaz kılma. Şeytan da söylüyor. Adam da namazın keyfine, zevkine varamamış. Namazın müminin miracı olduğunu bilmiyor. 8 cennetin kapısı açılıyor. Huri kızları kenara diziliyor. Efendim, perdeler kalkıyor. Mevlasıyla konuşuyor kul namazda. Bunun keyfine varamamış. Namazdan kaçıyor. Münafık, fasık. Neden? Namazın zevkini alamamışsa öyle. Şimdi evliya oldu mu ibadet yapmaz. Öyle şey olur mu? Evliyaların şahı, Peygamberi zişanımız hiç bırakmış mı? Bırakmamış. Demek ki öteki fikirler yanlış. Ha. Yakîn, lügata bakarsan böyle şeksiz iman ama bir de ölüme de yakın diyor Araplar. Ölüme de yakîn diyor. Neden? Şeksiz, şüphesiz herkesin başına ölüm gelmeyecek mi? Gelecek. Yok ben ölmeyeceğim, ben anlaşma yaptım, canımı vermeyeceğim, ben kazık kalacağım, yalı kazığı. Öyle şey olur mu? Sen de öleceksin, herkes ölecek. Şu camideki insanlardan kimse kalmayacak bir zaman gelecek. Bunların torunları dedelerine rahmet okuyacak belki. Hepimiz göçeceğiz, hepimiz faniyiz. Yakîn, kesin olarak geleceği için ölüme de isim olmuş. Bir, buradan ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani ölüm imtihanın bittiği zaman. İmtihan bitinceye kadar, hayat imtihanı bitinceye kadar ibadetine devam et demek bu. Bir, başka Kur'an-ı Kerim'den başka bir delil de var.
Çünkü bu böyle bazı insanların sapıttığı konu olduğu için bunu anlatıverelim hazır açılmışken. Başka bir yerde de Kur'an-ı Kerim'de kafirler cehenneme atıldığı zaman efendim onlara sorulacak, yani siz hiç mi aklınız yoktu ya? Nasıl geldiniz bu cehenneme? Niye düştünüz yani? Hiç peygamber sözü duymadınız mı? Hiç Allah'ın vahyi kulağınıza gelmedi mi? Hiç aklınızı kullanmadınız mı filan? Efendim onlar diyecekler ki künna nahudu ma'al haidin. Hayır. Peygamberler filan geldiler hep ama biz o peygamberlerle dalga geçtik. Dalga geçenlerle, inanmayanlarla, müşriklerle, kafirlerle beraber biz de onlarla alay ettik. Efendim hatta etanel yakın, nihayet bize yakın geldi. Yakın gelinceye kadar biz böyle gafilce, cahilce, kafirce ömür geçirdik diyecekler. Ha, kafir olduğu bilindiğinden buradaki yakının iman manası olmadığı da anlaşıldı. Ha, bak Kur'an-ı Kerim insan tam bilirse, başıyla sonunu, her tarafını bilirse o zaman böyle şaşırmaz. Ha, şimdi kalbi tam mutmain oldu ki ölüm manasındaymış. Demek ki onlar da kafirliklerinde devam ederken ölüm gelmiş. Ölüm gelmiş, cehennemlik olarak ölmüşler. Cehenneme atılırken işte pişmanlık duyuyorlar. Ah diyorlar, vah diyorlar. Keşke diyorlar dinleseydik, akletseydik diyorlar ama fayda vermiyor. Heh. Şimdi bu işte nedir? Demek ki Arapça bilen herkes Kur'an'ı bilmez. Arap Kur'an'ı bilir mi? Vallahi billahi bilmeyeni çoktur. Bilmez. Neden? Arapça bilmekle Kur'an bilinmiş olmuyor da ondan. Nereden bilsin şu manayı, bu manayı? Bu neye benzer? Ben sana Osmanlı şairlerinden birisinin bir beytini okuyacağım. Ver bakalım manasını. Veremezsin. Fuzuli'nin her beytini anlıyor musun? Dest bu si arzusuyla ger ölürsem dostlar küze eylen toprağım sunun anınla ya Resu. Hadi anlat. Gel bakalım. Ey pay bendi damgehi kaydı namuneng ta key hevayı meşgaleyi dehri bidreng anıl günü ki ahir olup nevbaharı emr belki hazana dönse gerek ruh-i lalereng. Ne dedi? Vallahi hocam Osmanlıca bu. Eski ben nereden bileyim ne dedi? Diyor ki an ol günü ki, o günü hatırla ki ahir olup nevbaharı ömür, ömrün ilk baharı sona erip de efendim lale gibi kıpkırmızı olan yüzün sonbahar yaprağı gibi saracak. O günü unutma. Öleceğin zaman unutma diyor yani. Yüzü insanın gençken kıpkırmızı oluyor. Pos bıyıkları oluyor, kırmızı yanakları oluyor. Efendim kana, yanağını şöyle sıksan nasılsın Ahmet? Fırt buradan kan fışkıracak. Ama sonra sapsarı oluyor. Hazan yaprağı gibi oluyor. Ayva gibi oluyor. Sararıyor. Ayvayı yiyor. Efendim demek ki işte onu söylüyor şair. O günü unutma. Yüzünün sonbahar yaprağı gibi olduğu gün. Ha şimdi anladım. Ha şimdi anladın da ötekisini anlamadın. Çünkü Osmanlıca. İşte Kur'an-ı Kerim de Rabca. Arapça değil sadece. Sadece Arapça değil, Rabça. Onun için herkes anlamaz. Her Arap bilmez. Hristiyan Arap var, inanmıyor. Normal Arap var, Arapça biliyor ama anlamıyor. Arap'ın şairlerini de anlamaz. Her şairin her dediğinde anlamaz. Herkes edebiyatta ileri değildir. Onun için ne yapacaksın? Yeni dine heveslendin, hemen meali okuyup da ahkam kesmeye kalkma, müştehitlik taslama. Tepe taklak gidersin. Bak Kur'an-ı Kerim'de münakaşa küfürdür diyor Peygamber Efendimiz. Tehlike var. E ne yapacaksın? Alim insanların kitaplarını oku, 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 oku. Dağarcığın dolsun, bilgiler çoğalsın. İlmin, irfanın zenginleşsin. Alim ol, arif ol, kamil ol, fazıl ol. Ondan sonra müştehit ol, o zaman içtihat et. Buyur aslanım, geç. Kapı senin, yol senin, geçiş hakkı senin, söz hakkı senin, buyur. Müştehit ol da konuş. Ama cahilken konuşma. Bana kalırsa dünya yuvarlak değil. Neden?
Alt tarafındaki sular fezaya giderdi. Yuvarlak olsaydı. İşte senin dediğin gibi değil iş. Dünya yuvarlak işte. Ne zaman anlayacak insan bunu? Çok fırın ekmek yedikten sonra anlayacak. Biz dünyanın altına gidiyoruz. Ben işte kardeşiniz bakın, boyu posu yarısı görünüyor. Efendim, ben dünyanın altına gitmiş bir adamım. Avustralya'ya gittik, böyle dünya yuvarlak. Buradan kalktık, hop alt tarafına gittik. Orası da burası gibi. Neden oradaki sular fezaya akıp gitmiyor? Yer çekimi her şeyi tuttuğundan. O ne demek? Uzun iş. Yani ben şimdi vaazı bırakıp da fizik anlatmaya başlayacağım. Uzun iş. Ama işte bu böyle. Çocuk anlamaz. Küçük anlamaz. Büyük anlar. Bunları niçin söylüyoruz? Yarı şaka, yarı latife. Efendim neden söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'in şakası yoktur. Dinin ahkamının şakası yoktur. Oyuna gelmez. Konuşurken insan küfre düşüverir. Allah sevmez, gazap eder. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ahkamında, dinin ahkamında kendi bildiğine laf söyleme. Bana kalırsa bu böyle. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Tahsilin ne? Müştehit misin sen? İmam Buhari kadar hadis biliyor musun? Bilmem Kurtubi kadar tefsir biliyor musun? Bilmezsin. İmam Serahsi gibi efendim fıkıh bilir misin? Bilmezsin. O zaman onlara tabi ol. Onları dinle. Baban hastalandığı zaman doktora götürmeyip kendin tedaviye kalkıyor musun? Mutfakta bıçak var. Annenin şeyinde efendim makinesinin yanında makas da var. İğne de var. Al babanı, yatır yatağa, kes karnını bıçakla, işte makas, işte iğne, ondan sonra dik. Hocam olmaz. Neden? Tıp tahsili yapmak lazım. Ya demek ki babanın tedavisi için tıp tahsili lazım da dini ahkam için din tahsili lazım değil, öyle mi? Öyle şey mi olur? Yani ömrü gidiyor insan da gene alim olamıyor. Herkes alim olamaz. Muhterem kardeşlerim, herkes okusa da alim olmaz. Neden? Kafası yamuk oldu mu? Yamuk kafada ilim doğru durmaz. Ayna eğri büğrü oldu mu? Ayna güzel göstermez. Aynanın dümdüz olması lazım. Aynanın eğriliği görüntüyü bozar. İç bükey ayna olsa seni zayıf gösterir. Dış bükey ayna olsa şişman gösterir. Eğri büğrü ayna olsa seni kıvrımlı gösterir. Olmaz. Aynanın dümdüz olması lazım. Bazı insanlar alim olamaz. Neden? Kafası müsait değil. Yetişmesi müsait değil. Tahsil müsait değil. Kapasitesi, ay kapasite demeyeceğiz. İstiabı, yani yeteneği müsait değil. Tamam, ondan olamaz. Bazıları alim olur. Çok nadir. Böyle müstakim, sağlam bir muhakemeye sahip, hafızası kuvvetli, ilmi irfanı yerinde, ahlakı güzel, hakkı söyleyen insan. Zor yetişir. Öylesini buldun mu? Elini bırak, ayağını öp. Kul köle ol. Kul köle olunur mu? Ben hürriyetimi severim. Sen hakka hakikate kul köle oluyorsun o zaman. Onun dediği hak olduğundan ona kul köle oluyorsun. Dervişler şeyhlerinin eseri mi? Hayır. Kölesi mi? Hayır. Ne? İlim öğreniyor. Bilgi öğreniyor. Kur'an-ı Kerim 7 harf üzere inmiştir. Yani 7 vecih üzere inmiştir. Nasıl okunsa olur. Efendim, bunda münakaşa etmeyin çünkü Kur'an-ı Kerim'de münakaşa insanı küfre götürür diyor. Biz buradan konuyu günümüzdeki meselelere getirdik. Bazı böyle ufak tefek efendim cahil ama el cahillü cesurun, cesaretli bazı insanlar oluyor. Efendim içtihada kalkıyor, ileri geri laf söylemeye kalkıyor. Bana kalırsa bu böyle, bana kalırsa bu böyle değil. Sana kalmaz bu işler. Sen kim alıyorsun? Sana kalmaz. Büyükler öyle dememişler. İşin aslı böyledir. Büyüklere saygı, yani alimlere, müştehitlere saygı. Onlar kadar bilgin olsun, onların dediklerini yazılan kitaplarda, onların dediklerini anla, ben senin alnından öperim, o zaman konuş. Anlayamıyor. Kur'an-ı Kerim'i İlahiyat Fakültesi'nde doçentlik imtihanına giriyor, doçent olacak tefsir kürsüsünden. Kur'an-ı Kerim önünde kendisi gitmiş, hazırlanmış akşamdan, Kur'an-ı Kerim ayetini doğru okuyamıyor. Bu profesör olsa ne olacak? Ha bu profesör olsa ne olur da? Yazılı Kur'an-ı Kerim doğru okuyamıyor. Yani şöyle hareketsiz bile olsa, önüne gelse, Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyabilmeli.
Okuyamıyor. Demek ki bilgisi yeterli değil. Sığ. Yetmez. İnsanın prof unvanı alması her şeyi bitirmiyor. Aman dini konularda sağlam kaynaklardan bilgi alın, çürük tahtaya basıp da uçuruma yuvarlanmayın. Yaş tahtaya basıp da kaymayın. Yanlış insanları dinleyip de fikriniz kayıp da ahiretiniz mahvolmasın. Küfre düşüp de cehennemde yanmayın. Bunun için bunu böyle genişçe anlattık biraz. İkinci hadis-i şerife geçelim. İnnel kulube beyne isba ayni min asabi illahi yukallibuha. Enes radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Gönüller Allah'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Çevirir Allah. Çevirir. Şimdi tabii bu hadis-i şerif müteşabih hadis-i şeriflerdendir. Yani Allah'ın parmakları, Allah'ın yüzü, Allah'ın efendim vecihi, eli. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabe-i kiram musafaha yapmışlar. Ya Resulallah, tabiyiz sana, canımız feda olsun. Sevinçli günde de, efendim kederli günde de, hoşumuza gitse de gitmesek de senin emrindeyiz, sana tabi olacağız. Ya Resulallah demişler, ne bu? Beyat. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'e beyat etmiş, elini tutmuş, mübarek elini yumuşacık ak elini tutmuş, musafaha etmişler mübarekler. Söz vermişler. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Yedullahi fevka eydihim. O ashabtan, o zatın, Resulullah'ın o elini tuttuğu zaman Allah'ın eli de onların eli üzerindeydi. Allahu Ekber. E nasıl bir şey bu? Allah'ın işine karışılmaz. Bilinmez. Allah'ın eli ne demek? Allah'ın vecihi ne demek? Allah'ın parmakları ne demek? Bilinmez. Allah'ı bilemediği için insanlar Allah'ın efendim eli ne demek, yüzü ne demek, parmağı ne demek onu bilemez. Ama insanların gönülleri Allah'ın parmaklarından iki parmağı arasındaymış. Yani öyle veya böyle çevirir, çevirir. Evinden kafir olarak çıktı, müşrik, henüz Müslüman olmamış. Peygamber Efendimiz'i öldürmek maksadıyla çıktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını kuşandı. Hızlı hızlı yürüyordu. Sinirli çünkü gerilim var içinde. Birisini öldürmeye gidiyor. Heyecanlı yani. Hızlı hızlı giderken nereye gidiyorsun böyle telaşlı telaşlı dedi gören birisi onu. O da niyetini söyledi. Yani bu Müslümanlar Mekke'de zuhur ettiler. Bu Muhammed yeni bir din getirdi. İşte onlara hakkıma gidiyorum. Dedi ki seni onun yanına bile yanaştırmaz ashabı. Sen ona hiçbir şey yapamazsın. Sen asıl kendi eniştene, kendi kız kardeşine bak. Onlar bile Müslüman oldu dedi. Ya öyle mi? Çevirdi yönünü onların evine, kız kardeşinin, eniştesinin evine. Evin duvarının yanına gelince içeriden Kur'an okunduğunda duydu. Tamam. Rivayet doğruymuş. Demek ki Müslüman olmuşlar. Kur'an okuyorlar içeride. Hart kapıyı açtı. Pat içeri girdi. Ondan sonra ne okuyorsunuz? Onlar tabi Hazreti Ömer geldi diye kaldırdılar Kur'an sayfalarını filan sakladılar. Ama duymuştu. Dedi ne okuyorsunuz? Bilmem ne. Kızgınlığından vurmaya filan başladı. Onlar da artık bir noktada dediler ki tamam Müslümanız ne yapalım? İstersen vur, istersen öldür. Müslüman olduk biz dediler. Kız kardeşi bile böyle o babayı Ömer'e, Hazreti Ömer'e karşı çıktı böyle. Kocasını filan vurmaya başlayınca dayanamadı. Haksız tabii ötekisi. Efendim, dediler yani. O zaman bu itirazdan, şeyden biraz afalladı filan. Oturdu. Getirin bakayım dedi. Şu okuduğun şeyler dedi. Ayetleri okudukça kalbi yumuşadı. Beni dedi Resulullah'a götürün dedi. Resulullah'a götürdüler. Kapıyı çaldılar.
Birisi geldi kapıya, Resulullah Efendimiz'e gitti, dedi ki ya Resulullah, Hazreti Ömer gelmiş. Yani Hazret değil o zaman, Ömer. Ömer gelmiş, kılıcı da belinde. Gelsin dedi Peygamber Efendimiz. Gelsin dedi. Peygamber Efendimiz'in her huyu güzel, korkaklığı da yok, cesurdur Peygamber Efendimiz. Savaşta en önde çarpışırdı. Öyle bir endişesi yok, gelsin dedi. İçeri girdi, Hazreti Ömer Müslüman oldu. Ne oldu bu Hazreti Ömer'in gönlü ya? Hazreti Peygamber'i öldürmek için evden çıkan bu, Hazreti Ömer'in kalbine, gönlüne, aklına, fikrine, zihniyetine ne oldu? İşte kalpler efendim Allah'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Allah kalbini döndürüverdi, gönlü değişti. Kafir gönlüyken mümin gönlü oldu. İmanı sevdi, İslam'ı sevdi, Müslüman oldu. Gönüllerde göster. Nerede gönül? Vallahi bilmem, bir yerlerde ama içimizde bir yerde işte. Burada mıdır? Burada mıdır? Bir yerde insanın gönlü, iç alemi. İç alemi, zihniyeti, aklı, fikri, düşüncesi, duyguları hop değişiverdi. Değiştiriyor Allah. Demek ki Allah'ın rahmet parmağıyla gazap parmağı arasında, tabi başka parmakları var. Başka parmak ne demek? Onu da hiç izah etmiyor. Ne haddimize? Nasıl izah edelim? Ne diyelim? Bizim parmağımız gibi mi? Hayır. Neden? Onu nereden biliyorsun bizim parmağımız gibi olmadığını? Leyse kemisi şeyün. Onun gibi bir şey yok da ondan. Oradan biliyorum, o kesin. Bizim gibi değil ama nasıl? Nasıl olduğunu bilemeyiz. Başka bir ikincisi olmayan şeyi nasıl bileceksin? Bilemezsin. Şunun gibi diyemezsin ki, ikincisi yok. Şeriki var mı? Şeriki olmadığı için bilemezsin. Ama Hazreti Ömer'in gönlü döndü. Rüzgar buradan esiyordu, ok bu tarafı gösteriyordu. Döndü, bu tarafı göstermeye başladı. Değişti işte, bir şey oldu. İşte gönüller Allah'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Değiştirebilir Allah. Şimdi bir hatun kardeşimiz içeride diyor ki, benim kocam diyor, inançsız diyor, bu yolda değil diyor, emekli de oldu diyor, içki de içiyor diyor. Fena, dua edin diyor. Ya Allah günahkara duayı kabul etmez ki. Sevmiyor günah. O da inanmıyor Allah'a. Ben dua etsem ne olacak? İn testagfir lehum seb'ine merreten felen yagfir Allahu lehum. 70 defa sen onlara tevbe istiğfar etsen Allah onları mağfiret etmeyecek diye Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e söylüyor Kur'an-ı Kerim ayetleri. Yani olmaz. Müminin kafire duası olmaz. E ne olacak? Bunun çıkış noktasını, çaresini, kendisi hatasını anlayacak, pişman olacak, pişman olacak, gözyaşı dökecek. Ya Rabbi ben çok edepsiz bir kulmuşum, beni affet ya Rabbi. Çok hatalar işledim. Anladım, beş para etmezmişim, kendimden nefret ediyorum şimdi. Suçumu anladım, sen rahmetinle bana nice nice nimetler ihsan eylemişsin de ben kıymetini bilememişim. Gafil yaşamışım, cahil yaşamışım. Şimdi bildim, hatamı anladım. Ha, hatasından döneni sever Allah. İnnallâhı yuhibbut tevvâbin ve yuhibbul mütedahhirin. Tevbekârları, tevbe edenleri sever. Tevbe edecek. O zaman ne? Ne diyebiliriz biz ona? Hanımı ne diyebilir? Biz ne deriz cemaat olarak? Ya Rabbi, tevbe nasip eyle. Hidayet nasip eyle. Hatasını anlasın da hatadan dönsün, cehenneme gidecek yoldan dönsün de cennet yoluna gelsin. Böyle diyebiliriz. Yoksa Allah'ın sevmediği bir insana başka türlü dua edilmez. Yani o sevmediği durumdan kurtulsun diye dua edebiliriz. Allah şaşıranlarımıza tevbe nasip etsin. Hidayet nasip etsin de Allah'ın sevdiği kulu olsun. Oluyor bazen. Eşkıya iken evliya oluyor. Fahişe iken abide zahide olabiliyor. Dönebiliyor. Dönebilir. Neden? Nereden bildin? Allah her şeye kadir. Oradan biliyoruz da bu hadis-i şerif de bildiriyor. Allah'ın parmakları arasında bir parmak hareketiyle gönlü değişiverir. Değişiverir. Adam katilken gözü yaşlı, eli tesbihli insan oluverir. Kadirdir Allah. Her şeye kadirdir. Çıkmadık canda ümit vardır. Değişebilir. Onun için günahkarlara da
Ümitsizlikle bakmayın. Belki düzelir ya. Daha yaşıyor bu adam. Daha belki bir zaman gelir düzelir diye öyle davranın. Düzelme ihtimalini düşünerek düzeltecek gibi davranın. Çünkü düzelebilir. Belli olmaz. Ben Amerika'da Cleveland diye bir şehre cuma namazı kılmak için uğradık. Biz Detroit şehrinden şeye New York'a doğru geliyoruz. Cleveland'da öğle vakti oldu. Uğradık. Orada bir cami varmış köşede. Efendim güzel bir köşkü, cami yapmışlar. 3 katlı. Orada cuma namazı kıldık. Adamlar bize ziyafet çekti. Cuma namazını bize kıldırdılar. Hutbeyi bize okutturdular. Hiç unutmuyorum. Böyle belli bir zamanlar dağ gibiymiş. Uzun boylu, şöyle geniş omuzlu bir zenci ihtiyar, biraz kamburlaşmış ama hala canlı. O böyle hizmete koşturuyor. Ekmek getiriyor, kaşık getiriyor, tabak getiriyor, mutfağa giriyor, çıkıyor filan. Dışarı gittiği zaman dediler ki, hocam bunu tanıyor musun, bu kim? Ne bileyim ben, Cleveland'da ilk defa geldim, ne bileyim adamı. Dediler ki, bu zat evvelce bu şehrin mafya çetesinin reisiydi bu. Sonra Müslüman oldu. İşte böyle hizmet ehli bir insan oldu. New York'ta bir camide söylediler. Yahudi Müslüman olmuş. Texas'ta petrol kuyuları varmış. Zengin adam. Kuyusundan petrol akıyor. Zengin. Yahudi. Öyle mütevazıymış ki caminin eşiğinde otururmuş. Kapısından girince. Böyle boynu bükük oturmuş, camiyi süpürürmüş. Neden? Döndürdü Allah kalbini. Döndürebilir. Döndürebilir, ümidini kesme. Mümin bir insanın kalbi de döner, kork. Kendine mağrur olma. Kork, Allah'tan kork. Bir imanlı insan patladak kafir olur, kafir gider. Neden? Vardır bir edepsizliği. Bir şamar yer, İlahi bir tokada bir uğrar, tepe taklak cehenneme yuvarlanır gider. Ya evvelce hacca gitmişti, namaz kılıyordu, bilmem ne. Geçti. Sonunda bozuldu, böyle oldu. Onun için nasıl yaşayacağız muhterem kardeşlerim, nasıl yaşayacaksınız? İki duygunun arasında yaşayacağız. Ümit ve korku. Korku ile ümit arasında. Beynel havfi ve reca. Havf korku demek, reca ümit demek. Hem Allah'ın rahmetini umacağız, hem de bu nimetler elden kaçar mı acaba diye titreyeceğiz. Ağlayacağız, yalvaracağız, secdeye varacağız, seccadenin önü ıslanacak. Aman ya Rabbi, bu imanı bana verdin, şimdi beni imansız bırakıp da göçürürsen ahirete halim nice olur. Aman ya Rabbi, ya ilahi sakla kıl imanımız. Ne diyor? Süleyman Çelebi cennetlik mübarek. Allah cenneti geçsin, cennette makamını yüksek etsin. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. Ya Rabbi imanımızı koru da şu canımızı imanlıyken verelim. İmansız göçmeyelim ahirete. Diyor. Çok mühim. Şu anda Müslüman olmak birazcık mühim ama en sonu en mühim. En son dakika. En son ruhunu teslim ettiği zaman en mühim. Neden? Şeytan gelir, insanın imanını o zaman almaya çalışır. Sen Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Ya öyle mi? Ama filanca batılı filozof şöyle dememiş mi? Bir bocalamaya başlar. Descartes böyle demiş. Bilmem ne Nietzsche böyle demiş. Bilmem ne böyle demiş. Ne derse desin zıpırlar, zibidiler. Bana ne? Benim Peygamberi zişanım var, benim Kur'an-ı Kerim'im var ama işte o tahsili görüyorlar ya kolejlerde, efendim batılarda, bilmem nelerde. Nietzsche böyle demiş, bilmem kim Kant böyle demiş, Kant, Kunt, bilmem ne, Kont, efendim Descartes, Descartes, Pascal. Bana ne onlar? Çümbihani hikmeti Yunaniyan, hikmeti imaniyan rahembidan. Eğer onları okuduysan biraz da gel de Müslümanların alimlerini bir dinle bakalım. Bir de o tarafını öğren işin. Kazınaya öyle değil. Onların dediği gibi değil. Onların gözü kör. Onlar ahireti görmüyorlar. Onların kalpleri kara.
onların gönüllerinden bir şey çıkmaz. Mümin alimleri gel de gör bakalım. Ne kadar arif insanlar, ne kadar temiz insanlar, ne kadar güzel ahlaklı insanlar. Canımız feda olsun. Ne kadar Allah'ın o evliyası, ne kadar güzel insanlar. Hepsinin menakıbını okuyoruz, biliyoruz yani. Var mı bir efendim bizim evliyamız gibi, o mübarek Allah'ın sevgili kulları gibi bir tanesi? Yok. Evet. Hem kötü insanlar tevbekar olabilir, iyi olabilir diye ümit besleyeceğiz, çalışacağız. Hem de imanımızın son zamana kadar korunması lazım diye korumaya dikkat edeceğiz. İman ile can vermeye gayret edeceğiz. İşin esası bu. Dönüverir kalp, kalp döner, takallüp ediverir, kalboluverir. Kalp olmak ne demek? Şu şey, şu hale kalp oldu, döndü demek. Kalp döner, fırt diye dönüverir, bir anda aklına bir yanlış fikir geliverir. Hiç insanın kendisine güvenmesine efendim lüzum yoktur, güvenecek tarafı yoktur. Allah'a dayanması lazım, Allah'a tevekkül etmesi lazım, zikre sarılması lazım. Burada haftalarca okuduk, şeytan insana nasıl yaklaşır, nasıl aldatır, nasıl saptırır diye, şeytana kul olmamak, şeytana aldanmamak, kanmamak için çalışmak lazım. Şeytan insanı aldatır, nefis insanı aldatır, dünyanın fani zevkleri insanı aldatır, çeşitli aldatıcı güzellikler insanı aldatır. Kadının birisi telefon açmış, dün biz seyahatten geliyoruz Bursa'dan. Telefon açmış, diyor ki hoca efendi şu konuyu vaazda anlatsın. Hangi konuymuş? Oğlu varmış, onun bir de arkadaşı varmış. O arkadaşını sevmiş, masum bir sevgiyle sevmiş. İkisi de erkek ha. İkisi de erkek. Masum bir sevgiyle sevmiş de ama yanıp yakılıyormuş. Hatıra defterine neler yazıyormuş. Bilmem onun için. Fesübhanallah. Çok yani bu delikanlılık çağı tehlikeli bir çağdır. Çok dikkat etmek lazım. Çok şeytanın oyunları vardır. Nefsin çok oyunları vardır. Nefis insana çok oyunlar eder. Şeytan insana çok oyunlar eder. Kardeşle kardeş arasında bile nice oyunlar olur. Almanların bir şeyi hoşuma gitti. Adam kiralık bir ev tuttu. Bir odalık evde efendim oturacak. Alman hükümeti müsaade etmiyor. Oturamazsın. Var mı bizde öyle bir şey? Yok. Alman hükümeti müsaade etmiyor. Oturamazsın. Neden? Senin çoluk çocuğun var. Çoluk çocuğun senin yattığın yatak odasında yatamaz. Çocukların odası ayrı olacak diyor. Şart koşmuş bunu. Şart koşmuş. Çocuklarının birisi kızsa o zaman 3 odadan aşağı olmaz. Bir kız çocuğuna oda olacak, bir erkek çocuğuna oda olacak, bir de ebeveynine oda olacak. Neden? Öyle olması lazım. Akılları kesmiş adamların. Akılları kesmiş. İşin doğrusu bu. Aman, nefsin oyunları çoktur. İnsan kendisini de alamaz. İnsan kendisini de tutamaz sonra. Nefsin bin bir türlü hilesi vardır. Şeytanın bin bir türlü tuzağı vardır. Dünyanın bin bir türlü zevkli tarafı vardır ama o zevkin arkası insanı cehenneme götürür. Onun peşine giderse insan dikkat edecek. Manzara vardır, plaj vardır, efendim gazino vardır, pavyon vardır. Senin de cebinde para vardır. Efendim yapabilirsin, tamam, gidersin, eğlenirsin, içersin ama arkası cehennem, arkası kötüdür. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim çok dikkat etmek lazım. Şu anda mümin olduğuna sevin, Allah'a hamd et ama imanını korumaya dikkat et, iman elden kaçmasın diye dikkat et, şeytan bir oyun oynamasın diye dikkat et. Şeytanın insana nereden yanaşacağı belli olmaz, çok dikkat etmek lazım. İnnel kafire le yu'zamu hatta inne dırsahu le u'zama min Uhud'in ve fadiletü cesedihi ala dırsihi ke fadileti cesedi
ahadikum ala dırsihi. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden cehennemdeki kafirlerin durumunu anlatan bir hadis-i şerif geldi. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, cehenneme atıldığı zaman kafirin vücudu kat kat büyütülecek. Yani şimdi 1.90 boyundaydı filan, efendim 79 kilo ağırlığındaydı, öyle değil. Cehenneme girdiği zaman kafirin vücudu çok kat kat büyütülecek. Hani fotoğraf makinelerinin bir çeşidi var, agrandizör diyorlar, büyüteç, büyütüyor yani. Şu kadarcık bir fotoğrafı kocaman yapabiliyor. Vesikalık bir fotoğraftan duvara kocaman bir levha haline büyütebiliyor. Büyütme makinesi diyelim hani. Onun gibi cehenneme atılan kafirin vücudu büyütülecek. Ne kadar büyütülecek? Hatta inne dırsahu, bir azı dişi, le yu'zamu le u'zime min uhudin, Uhud'dan daha büyük kılınır. Uhud dağı nedir? Hacca gidenler, Medine'yi ziyaret edenler bilir. Medine düzlük bir ovalık yerdir. Hurma ağaçlarıyla doludur. Bereketli, güzel bir yerdir. Sulak bir yerdir. Ovasının altı da şeymiş, kazdığı zaman kuyudan su çıkıyor. Yani çölün içinde güzel bir memleket. Su var çünkü. Tatlı su çıkıyor kazıldığı zaman. Efendim güzel bir ova. Fakat bu ovanın şeye döndüğümüz zaman, kıbleye döndüğümüz zaman Peygamber Efendimiz'in mescidinde kuzey tarafında, arka tarafında bir uzun dağ vardır. Uhud dağı. Ama öbür tarafı da ovadır. Her tarafı ovadır. Böyle uzunca bir dağ. Uhud dağı. Çok büyükçe bir dağ. Yani burada anlatamıyorum neresi kadar olur filan diye anlatamıyorum ama efendim mesela Çamlıca Tepesi var. Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, efendim Alam Dağı var. Alam Dağı öbür tarafta. Oradan oraya kadar uzun olsa öyle uzun bir dağ. Tek böyle. Tek olduğundan, ovanın içinde böyle tek olduğundan ehad kelimesinden ismi Uhud olmuş. Tek. Tek bir dağ diye. Uhud Dağı. Uhud'u cebelin nuhibbuhu ve yuhibbuna. Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi sever diyor Peygamber Efendimiz. Muhabbet var. Tabi Peygamber Efendimiz'e herkesin muhabbeti var. Her şeyin muhabbeti var. Taşların, ağaçların, dağların da muhabbeti var. Ama Peygamber Efendimiz de seviyor. Ben de seviyorum. Neden? Peygamber Efendimiz sevdi mi sevilir. Peygamber Efendimiz bal kabağını severmiş. Ben küçükken sevmezdim. Seviyorum. Neden? Peygamber Efendimiz severmiş. Bir şeyi Peygamber Efendimiz sevdi mi seveceksin. Efendim ben sakalı sevmiyorum. Yüz böyle efendim kaymak gibi olmalı. Peygamber Efendimiz sakalı seviyor. Ben sakalı severim. Ben öyle kaymak gibi yüz istemem. Neden? Erkekte Peygamber Efendimiz sakalı seviyor. Sünnet yani. Tamam. İşte bu Uhud dağı kadar olacak. Sadece bir azı dişi. O zaman kafirin ebadını bir düşün. Ondan sonraki vücudunun öbür kalanları, kısımları da bu dişine göre büyük olacak. Sizden birinizin vücudunun yanında azı dişi nasılsa o nispette. Yani çok büyük bir varlık haline gelecek. Devleşecek yani. Muazzam dev gibi olacak kafirin vücudu. Cayır cayır her tarafından yanacak. Neden büyütüyor Allah? Azabı çok olsun. Azabı daha fazla tatsın diye. Yüzeyi genişledikçe kim bilir ne kadar cehennem ateşine maruz kalacak, ne kadar efendim içinden dışından ceza çekecek, oradan anlayın. Ama büyütülecek. Bir azı dişi kadar, bir azı dişi Uhud dağı kadar olacak. O zaman kendisinin boyunu ona göre şey yapalım. Bir hesap yapalım. Bir azı dişi bir santim diyelim. Azı dişinin boyu bir santim diyelim. İnsanın vücudu da 1.90 diyelim. O kafirin vücudu da 1.90 diyelim. 1.90'da efendim santim kaç tane? 190 tane. Demek ki 190 tane Uhud dağını peş peşe uzatsan Tebük tarafına doğru efendim kocaman bir şey, işte kafirin vücudu o kadar olacak. O kadar büyüyecek.
azabı çeksin diye. Yani akıllı bir insan Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışır. Akıllı bir insan küfre razı olmaz. Akıllı bir insan imandan, iman yolundan başka bir yolu şey yapmaz. Eğer biz akıllı Müslümanlarsak Kur'an'a sarılırız. Cennete gidecek işleri yapmaya çalışırız. Yapmıyorsak aklımız az. Bu kadar bilgiden sonra, bu kadar daha ileride olacak bunlar. Bak şu anda yok. Öleceğiz, mezara gireceğiz. Öldükten sonra dirilmek olacak. Ahiret hayatı gelecek. O zaman olacak bunlar. Ama Peygamber Efendimiz önceden bildiriyor. Bu kadar bilgiyi önceden alan bir insan cehenneme düşmeye razı olur mu muhterem kardeşlerim? Olmalı mıyız? Cennet elden kaçar mı? Cehenneme düşmeye insan razı olur mu? Ama bazıları herhalde bu hadis-i şerifleri bilmediği için, işin vehametini anlamadıkları için cehennemde yanmak herhalde sıcak suyda, sulu hamama girip çıkmak gibi kolay geliyor adamlara. Efendim, olsun diyor, atsın beni Allah diyor cehenneme diyor, yaksın diyor. Birisi demiş ki ben öldükten sonra benim cesedimi yıkayıp ne yapacaksınız, namazımı kılıp ne yapacaksınız, atın bir dereye, ben nasıl olsa ölmüşüm. Nasıl olsa hissetmeyeceğim sanıyor. Öyle değil. Kabrin üstüne basıldığı zaman bile altındaki mevta muazzep olur. Müteezzi olur. Onun dediği gibi değil ama inanmadığı için öyle sanıyor. Boşuna mı bizim mevtamıza itibar etmemiz, yıkıyoruz, tertemiz hale getiriyoruz. Bembeyaz kefenlere sarıyoruz. Kaç metre kefen kumaşı gidiyor? Sarıyoruz, tabuta koyuyoruz, güzel mezar hazırlıyoruz, oraya gömüyoruz, dualar ediyoruz. Boşuna mı bunlar? Hayır, boşuna değil. Efendim kabirde rahat etsin diye, efendim tertemiz gitsin ahirete diye, yıkanmış olarak gitsin diye yapıyoruz bunları. Efendim dualar ediyoruz, kabrini ziyaret ediyoruz, kabrine sevaplar gönderiyoruz, kabri nurlansın diye uğraşıyoruz, didiniyoruz. Bunların hepsinin tesiri var. Adam inanmıyor, beni diyor öldükten sonra ne olursa olsun. Atıversinler bir dereye, yesin beni diyor çakallar, köpekler. Yani inançsız. Allah inanç vermeyince böyle oluyor maalesef. Bir tane daha okuyalım. İnnel kafire le yücerru lisanuhu yevmel kıyameti veraehu veya le yecurru lisanehu yevmel kıyameti veraehu kadre fersahayni yetevatta'uhun nas. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş. Bununla bitiriyorum efendim bugünkü hadis konuşmamı. Kafirin dili kıyamet gününde arkasından iki fersah kadar mesafeye kadar yerde sürünür. Uzar yani dili yerlerde sürünür. Efendim yetevatta uhun nas, insanlar üstüne basarlar dilini. Kafirin dili iki fersah. İki fersah nedir hocam? Nasıl bir ölçüdür? Fersah bir yolcunun bir günlük mesafesidir. Bir gün hani kervanlar varmış eskiden, develer löngüdük löngüdük efendim gidermiş de insanlar bir yerden bir yere varırlarmış, bir kervansarayda konaklarlarmış, oradan öbür kervansaraya giderlermiş, gece istirahat ederlermiş, ondan sonra gene giderlermiş ya, Konya'da kervansaraylar var, hanlar var yolda hani ya. İşte bir günlük yol, bir günlük yol, bir fersah. 30 küsür kilometre, 36 kilometre kadar bir mesafe, bir fersah. Fersah de derler, hı harfiyle, fersah, sin ve hı ile, Farsça'da ferseng derler, ferseng diye söylerler. Bir günlük yol demek. Yani bir günlük yol kadar yere fersah deniliyor. İki fersah olduğuna göre iki günlük yol kadar. Yani 70 küsür kilometre. İstanbul'dan Çatalca mı? Sivilce? Silivri. Efendim? İşte yani o kadar uzağa kadar arkasından dili yerlerde böyle sürüklenecek, insanlar üstüne basacaklar. Neden? Bu da azap. Bu da kafir azap. Neden? Kafir diliyle eşhedü en la ilahe illallah demedi. Allah'ın varlığını, birliğini
söylemedi, küfretti, kafir oldu. Küfür sözleri, elfazı, küfrü söyledi, diliyle bu günahı işledi, dili uzayacak, yerlerde sürünecek, insanlar üstüne basacaklar. Neden? Allah öyle azaplandırıyor. Var mı diyeceğim? Aziz-i züntikam değil mi Allah? İntikam alıyor. Kafirin kafir olmasının cezasını veriyor ahirette. Öyle olacak. Onun için kafirlerin hiç aklı yok. Edison cennete girecek mi girmeyecek mi? Aklı olsaydı mümin olurdu, Müslüman olurdu. O zaman girerdi cennete. Cenneti bulmayan insanın aklı yok. Dünyadaki akıl, buna aklı maaş derler. Bugünkü hayata yarayan akıl ahirette sökmez. Ahirette insanları diplomasına göre almayacaklar cennete. İmanına göre alacaklar, ahlakına göre alacaklar, ibadetine göre alacaklar, zikrine göre alacaklar. Bir çoban evliyaullah olarak baş köşeye oturabilecek, çok tahsilli bir herif de cennete bile giremeyip cehennemde cayır cayır yanabilecek. Öyle diploma işi yok ahirette. Aklı olsaydı zaten o iman ederdi. İmanı anlamayacak kadar akılsızmış demek. İmanı kavrayamayacak kadar. Ya Amerika'daki insanlar Müslüman oluyor. Muhammed Ali boks yapan bir insan Müslüman oldu. Efendim büyük düşünür, hakim, filozof diyorlar, feylesof. Roger Garrido Müslüman oldu. Profesör Maurice Bucay Müslüman oldu. Efendim eski büyük zatlardan falanca Müslüman oldu, filanca Müslüman oldu. Avrupalılar, Almanlar, efendim bilmem Fransızlardan, İngilizlerden, Amerikalılardan aklı olan Müslüman oluyor. Allah insanlara akıl vermiş. İman da aklın karşısında, aklın sorumluluğuna efendim havale edilmiş bir husus. Akıl akledecek, iman edecek. İman etmiyor, aklı yok. Bu kainat nasıl yaratılmış? Şu kainattaki bu güzellik, bu nimetler, bu çiçekler, bu böcekler, bu hayat, bu faaliyet, bu cevvaliyet, efendim bu renkler, efendim bu manzaralar. Yani insan hayran olur ya. Sarhoş gibi dolaşır ortalıkta. Niye böyle sen yalpalıyorsun kardeşim? Allah'ın güzel işlerine baktım da mest oldum da ondan. Bayılıyorum. Bayılıyorum hocam da ondan. Ne güzellikler yaratmış Allah. Kamyon yok, arazöz yok, su taşıma aracı. Tanker yok, su taşıma aracı. Efendim, bilmem şunu yok, bunu yok. Allah denizlerden suları havalandırıyor. Tebarek Allah Ahsenül Halik. Havalandırıyor, resmen havalandırıyor. Açıkça, alenen, istersen sen de bak. Havada bulut oluyor. Yığın, 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 yığın. Kat 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 bulut oluyor. Uçaklar kalktığı zaman buluta bir giriyor, gidiyor, gidiyor. Fırt öbür tarafından zor çıkıyor. Böyle yığın yığın havada sular. Ondan sonra rüzgara diyor ki al bu bulutları falanca yere götür. Rüzgar da baş üstüne. Tabii Allah her şey Allah'a itaat ediyor. Şu kainatta her şey Allah'a itaat ediyor. Şu azgın insanoğlu hariç. Şu azgın insanoğlu hariç rüzgar itaat ediyor, güneş itaat ediyor, ay itaat ediyor, efendim deniz itaat ediyor, yer, gök, yıldızlar her şey itaat ediyor. Şu azgın insanoğlunun kafirleri hariç. Ne kadar azgın. Bulutları sevk ediyor. Dök aşağıya suyu. Şakırda şakır, şakırda şakır, şakırda şakır, şakırda şakır. Şırıl şırıl şuralarından akıyor. Efendim bilmem ya Rabbi çok şükür. Sular. Ağaçlar böyle titriyor böyle yapraklar. Oh, su geldi diye. Dört köşe oluyor. Böyle şey geliyor. Su geldi diye. Ondan sonra dipten kökler onları alıyor. Güneşten gelen ışınla yaprak laboratuvarında işlemden geçiyor. Fırt buradan bir kabarcık çıkıyor. Şöyle bir yumru oluyor. Kıpkırmızı oluyor. İnsanoğlu onu alıyor, hart bir ısırıyor, elma. Aman Allah, ne kadar güzel. Ya Rabbi, ne kudret. Bunlar kendi kendine olur mu be adam? Be cahil, be kafir, bire kafir. Bu kendi kendine olur mu ya? Bire insafsız, bire akılsız.
Kendi kendine olur mu bu? Olmaz muhterem kardeşim. Kendi kendine olmaz. Yaradan olmasa, bu nizamı buna veren olmasa böyle olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bir çöp yerinden kıpırdamaz. İşte onun için kafirler çok aptal. Amerikalılar çok aptal. Avrupalılar çok aptal. Çok da zalim aptal olduğu için. Cehennemde yanmasına sebep olacak şeyleri yapıyorlar. Ruslar çok aptal. Kafirlerin hepsi aptal. Ayrıca saymaya lüzum yok. Sırp'ı, Yunan'ı, Bulgar'ı. Madem bir insan kafir aptal. Müslüman çocuklarından İslam'ın kıymetini bilmeyenler çok aptal. Çok cahil, çok gafil, çok zavallı. Yazıklar olsun ki Allah bu kadar nimet vermiş, Allah'ı bulamıyor. Cehennem bu kadar korkunç, cehennemden korkmuyor. Cennet o kadar güzel, cenneti elden kaçırmamaya dikkat etmiyor. Duymadıkları için herhalde. Söylenmiyor bunlar. Futboldan bahis var. Eğlenceden bahis var. Çalgı var, türkü var, Eurovision yarışması, bilmem ne. Her şey var. Dinle, imanla ilgili konular iyice kapatılmış. Onlar duymuyor. Duymuyor birçok kimse. Siz Allah'a hamdü senalar edin ki siz pazar günü şeytandan yakayı kurtarıp camiye geliyorsunuz. Siz Peygamber Efendimiz'in hadislerini dinliyorsunuz. Siz de duymazdınız, bilmezdiniz. Amerika tahsil görmüş, evlenecek. Anasının babasının biraz İslam'la bulaşığı var. Azıcık. Ondan sonra hoca çağırıyor. Hocam bizim çocuk Amerika'dan geldi, evlendireceğiz. Gelinimiz de bak ne kadar güzel, dekolte kıyılmış, göğüsleri böyle, kalçaları böyle. Efendim bak her tarafı da açık. Gör işte her tarafı güzel. Ondan sonra bununla bunu nikahlayacağız. Hoca gidiyor tabii sarıkla, cübbeyle filan. Her tarafta açık insanlar, açık saçık, dekolte, sırtına kadar açık, göğsüne kadar açık. Efendim bilmem dizinin üstünde şu kadar açık, içkiler masalarda vesairelerde. Adam böyle ürkerek korkarak gidiyor. Ne gidiyorsun oraya ya? Gidiyor oraya. Nikah kıyacak, bir kelime-i şehadet getir diyor. Eşhedü en la ilahe illallah demeye dili dönmüyor adamın. Ama İngilizcenin kaç çeşidini nasıl kıvırttırır? How are you? Bilmem ne, kaç türlüsünü nasıl söyler? Onu söylüyor ama eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü diyemiyor. Öyle öğretmemiş. Duymamış. İslam nedir? İman nedir? Haberi yok. Ama şarkıcıların şarkılarını İngilizce şarkı söyler bu çocuk. Bu adam. İngilizce yazar, çizer, konuşur. Amerikalı birisi gelsin, onunla nasıl anlaşırlar, yarenlik ederler, meyhaneye çağırırlar, rakı ikram ederler, viski, vodka mı, kotka mı, neyse. Efendim, onlardan. Ama dinini bilmiyor. Dini bilmek büyük bir nimet. İlim çok büyük bir nimet. Allah bizi cahillerden etmesin, bir de bildikten sonra bildiğini uygulamak nasip etsin. Bir de bilip uygulamamak var. Esat Hoca İskender Paşa Camii'nde güzel konuşuyor. Gidelim dinleyelim. Ama dinlemekten ne olacak? Dinledikten sonra ne olacak? Dinlediklerini uygulayacaksın. Dinlediğine göre hayatını tanzim edeceksin. Bak bu cehennemde bu dilin azabının nasıl olduğunu düşün. Ahirette iki fersah boyunda dili yerde sürtünecek, insanlar üstüne basacak. Yani dilinin üstüne basılmış bir insanın şeyini düşün, nasıl sıkıntı çekeceğini. Vücudu kocaman büyütülmüş, cayır cayır her taraf yanıyor. Koca böyle efendim 190 tane Uhud dağı boyunca bir yer, cehennem kütüğü, insan cayır 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 yanıyor. Bunu göz önüne getir, cehennemden kork, cenneti arzula, cennete yarar iş yap, cehenneme yarar işten elini, eteğini, gözünü, kulağını çek. İşin aslı bu. İlmiyle amil olmayana bir şey yok. Bilmek yetmiyor, bildiğini ihlasla uygulamak lazım. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim.